Ulaşım AŞ ile ilgili pandemi dönemi süreci içerisinde başlayan bir sıkıntı var. Belediye meclisinde de bugün Ulaşım AŞ'nin yapmış olduğu zararla ilgili bir madde gelince biz Sayın Vekilimiz il ilçe teşkilatlarımızla birlikte Ulaşım AŞ kooperatifi daha doğrusu Ulaşım AŞ içerisinde buluşan kooperatif üyeleriyle ilgili yaptığımız görüşmeleri dile getirdik. Biz tabii ki kooperatife kayıtlı olan otobüs sahiplerinin dertlerini de dinliyoruz. Belediyemizin niye yapıp yapmadığı ile ilgili konularda irdeleyip soruyoruz. Vatandaşımızın da bu esnada sahada gezerken birçok aktarma noktasında muzdarip olduğunu, en azından aktarma noktasında çocuklu ailelerin çocuklarıyla ilgili karın doyurma noktasında ve ihtiyaç giderme noktasında alanların olmadığını bahsettiler. Biz bunları bu şekliyle bugün belediye meclisine gündeme getirelim dedik ama Biliyorsunuz ki farklı siyasi partiler de var. Hepsinin de ayrı ayrı görüşleri var. O görüşler içerisinde bizim görüşümüz ve kamuoyunda yapmış olduğumuz yapmış olduğumuz araştırma kaybolmaması adına o siyasi parti biz değiliz. Biz hem orayı dinledik hem de bu konuyu belediye meclisine getiriyoruz dedik ve Sayın Başkan'a biz bunları nasıl çözümleyeceğiyle ilgili sorular sorduk. Örneğin aktarmadan vatandaşımız muzdarip Beş kişiyle geliyor dedi Sayın Başkan. Beş kişiyle şehir içerisine alamayız dedi. Aktarma alanlarında çocuklu ailelerin veya yaşlıların bekleme alanları yok. Bu konuyla ilgili sıkıntılar çok dedik. Onların da bir kısmını yaptık bir kısmını yapacağız dedi. Bilet fiyatları ile ilgili konuya girdiler ama bizim konumuz o değildi. Bu otobüs kooperatifinde bulunan arkadaşların pandemi döneminde kilometre başına 6.3 TL alırken pandemi sonrasında 5.8'e düşürülmesi ve hemen üzerine de doğalgaz zammının gelmesi bu otobüs işletmesi sahiplerini perişan etmişti. Bu konuyu da sorduk. Sayın Başkan da dedi ki akaryakıda gelen zammı da biz 2 ayda bir güncelliyoruz. Yani doğalgaza gelen zammı biz mutlaka 2 ay içerisinde bu otobüs esnafımıza fatura karşılığı ödeyeceğiz dedi. Dolayısıyla bizim siyasi parti olarak şu anda bir iktidarda değiliz. Çözüm ve çözümleme noktasında değiliz konuyu hem vatandaşımızdan hem de Kayseri kamuoyundaki işletmecilerimizden ediniyoruz. Onları belediye meclislerine taşıyoruz. Sayın başkanların ifadelerinde kamuoyu duyuyordur. Bizim elimizden gelen şimdilik bu. Bunları da e, dikkat ve titiz bir şekilde partimize, teşkilatımıza yakışır ifadeler içerisinde vatandaşımızın her sorununu meclise taşırız dedik taşıyoruz. En azından Kayserimizin akillerinin içerisinde olduğu, belediye meclis üyelerimizin içerisinde olduğu, ulaşım maaşı ile birlikte otobüs işletmecisi, vatandaşlarımızın da içerisinde bulunduğu bir komisyon kural. Bu komisyon bütün sorunları dinlesin, çözüm noktasında ne yapabilir belediye bunlara cevap versin. Çünkü kamu hizmetidir, buradan kar elde edilmez ama gördüğüm kadarıyla belediyemiz zarar ediyor. Otobüs işletmecileri zarar ediyor. Vatandaş memnun değil, bunu da net bir şekilde ifade ettim. Bununla ilgili bu komisyonun kurulması ama Sayın Başkan biliyorsunuz ki oy çokluğu, yoğunluk kendilerinde olduğu için bizim taleplerimizi oylatmaya dahi gerek duymuyor. Fakat biz bunu sesli olarak dile getirdik. Sayın Başkan da bu konuyla ilgili önümüzdeki oturumda ulaşma bir briefing vermesiyle ilgili bir talimat verdi. Tahmin ediyorum o briefingde de bu konu tekrar gündeme gelecek, bunun üzerine konuşacağız. Müzik